Selamlar, Karadeniz turuna devam ediyoruz. Şimdi Şenyurva köyüne geldik. Taş köprüden çok var gerçi ama Şenyurva taş köprüsümüz. Şimdi yaylalara falan çıkacağız. Geziye devam ediyoruz. Ufaktan köyü size göstereyim. Hep beraber bakalım. Evet, burası da Çinçiva köyü. Bir kerpiç evler var, birkaç tane. 4-5 tane sıra sıra. Tatlı bir köy. Şimdi Zilkale'ye geldik. İçine gireceğiz bakalım. Hayır ya, 5. yüzyılda diyor ki mesela şey, tahta temelli yapıldığı, sonradan Osmanlı tarafından taş olarak tekrardan restore edildiği. İnsanlar buralara niye yapı yapar ki? Neyi gözetliyorsun lan biz? Fırtına deryası. Güzel gözüküyor burada. Gel. Alabildiğine yeşil. Alabildiğine ağaç. Nasıl? Çok güzel. Uy. Şu eve bakar mısın ya? En tepede mısırını dekmiş önüne. Karede çok kalmamış ama işte muhafaza odası demiş. Malzeme odası demiş.
mutfaklar, koridorlar bir yaşam alanı var burada da yani. Yukarıdaki avluya doğru çıkıyoruz. İbadethane demiş. Sanki şunların her biri oda gibi ha Selma. Dört katlı kule demiş. Kulenin üstü açık ama şurada tahta çıkıntılar falan var. Bence bu kalenin üstü tahtadan olabilir. Oralara. Yani zamanında sonradan yıkılmıştır. Evet, sonradan restore edilmiş ama evet, çatı kısmı falan. Çatı kısımları sanki daha önceden varmış ama sonradan yıkılmış. Çünkü burası bir yaşam alanı. Ne yazıyor orada? Yıkılan kenarda kapı mı yazıyor? Şurada sanki bir seyir terası, bir köprü gibi bir şey var ama yıkılan kemerlik işte dediği bu mu? Evet, Zilkale'de bu şekildeydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz şayet beğenmeyi, kanalda abone olmayı unutmayın lütfen. Biz şimdi Karadeniz turuna devam.